Çağla Şükel, oğulları Kuzey ve Uzaylı Etiler'de bir mağazada alışveriş yaptı. Hayır, anlamadım neyin havası bu Balkan'dan, yine soğuk hava dalgası, yanına yakışacak bir başkası yok mu? Şükel'in kabine girmeden kıyafetleri denemesi dikkat çekti. Rahatlığına önem veren ve leopar desenli tüylü bir terlik giyen ünlü model alışverişine ara verip soruları yanıtladı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sorumluluk. İyiyim. Teşekkür ederim. Okul şeysi, telaşı. Çekimden sonra alışveriş mi diyorsunuz? Çekim. Aynen. Çocukların eksikleri vardı. Yeni döneme başladılar. Başlayacaklar. Bir tanesi başlayacak inşallah. Eksiklerimiz vardı. Kırtasiye, şu bu. Onları hallediyoruz şimdi. Bugün ben kendim alışveriş etmeye kalkarsam kıyamet kopuyor. Çünkü zaten alışverişini evden çok zor çıkartıyorum. Sevmiyorlar yani ikisi de. O yüzden kendimize bir şey bakamıyoruz. Gözüme kestiriyorum, sonra gelip alışveriş ediyorum. Ürünlerimi kaçırıp fotoğrafını çektiğiniz bir hediye mi düşünüyorsunuz başka birisine? Beğendiğim modelleri çekiyorum, sonra da unutmayayım gelip alacağım ya kendime. Çünkü dediğim gibi yani kendime girdiğim zaman hani sen kendi bir şey almayacaktın, hani bizim için çıkmıştın gibi şeyler başlıyor. O yüzden fotoğraflarını çekiyorum. 43 yaşındaki Şükel, Bodrum tatilinde yine fit fiziğiyle beğeni toplamıştı. Geçtiğiniz haftalarda da tatile gitmiştiniz. Nasıl geçti tatil? Nereye gitmiştim? Çeşme gibi galiba. Ben bütün yaz neredeyse, yani bütün yaz dedim, benim yazım 1,5 ay. Ben 10,5 ay falan çalıştım geçen sene. 1,5 ayın 1 ay 10 günü falan tatil yaptım ailemle beraber. Bir ara Mykonos'a gittim ablamlarla beraber falan. 1-2 gün Bodrum'a kaçtım, bir çekimim vardı falan. Böyle biraz hızlı, yorucu bir şey oldu. Çocuklarımla hem zaman geçirme fırsatı buldum. Tam anlayamadım. Bitti değil mi kesin yaz? Yani bitmiş midir? Bitmemiştir desen mi acaba? Şaka. Annem şimdi orada. İnşallah önümüzdeki haftalarda onu tekrar görmeye gideceğim birkaç günlüğüne. Çağla Şükel her yıl tartışma konusu olan tatil fiyatlarını değerlendirdi. Fiyatlarla ilgili çok fazla tartışma konusu var. Siz Mykonos'a da Çeşme'ye de gittiğiniz için size sormak istiyoruz. Ne taraf size göre daha uygun geldi fiyatlar açısından? Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Çok sinir bozucu. Yani Çeşme ile Mykonos'un pek bir farkı yok. Yani Bodrum'a gittim. Bodrum'da da bir otelde çekim yapmıştık. O otelden sonra başka bir yere geçtik. Yani daha sakin olduğunu düşünüyorum. O otelin Mykonos'tan daha pahalı buldum açıkçası. Yani farklı bir lezzet ve daha bir özgürlük arıyorsa insanlar hani Avrupa'ya ve işte farklı adalara gidebiliyorlar. Bizim de arkadaşlarımızın çok sevdiği bir yer. Ben de yani 2-3 yılda bir gidiyorum açıkçası. Yani hiçbir yer için ucuz demek mümkün değil ama yani Mykonos'la Çeşme arasında çok büyük bir fark yok. Ünlü manken hayat pahalılığından yakındı. Fişe baktınız mı hesaplar geldikten sonra, ya ne kadar aslında? Bakmaz olur muyuz? Tabii ki bakıyoruz. Yani mesela Bodrum'da da dediğim gibi bir anda karşınıza euro bazlı şeyler geliyor, hesaplar geliyor. O yüzden kontrol etmek gerekiyor her türlü. 5 yazıyor ama 5 euro mu, 5 TL mi belli değil, anladın mı? O yüzden de hepimiz bu sene birazcık daha böyle, biz daha çok ev, işte aile, cızbız mangallar, daha kalabalık yemekler, onları tercih. Tabii ki de gittik, yedik, gezdik, eğlendik vesaire ama çoğunlukla ev. Ama yani bu arada ev alışverişi de yani yapanlar bilir, hiç ucuz falan değil asla, o da pahalı. O yüzden daha çok çalışmamız gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Geçen sene 10,5 ay çalışmıştım, bu sene inşallah 11,5 ayı tamamlarsam bir 15 günlük tatille bu seneyi bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. İş insanı İzzet Antebi'nin geçen yıl boşandığı Didem Sarı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski eşinin henüz kendisinden boşanmadan Çağla Şükel'le yasak aşk yaşamaya başladığını öne sürerek ikili arasındaki mesajları ifşa etmişti. İddiayı reddeden ve mahkemeye başvuran Çağla Şükel, Didem Sarı'ya karşı korunma talebinde bulundu. Ancak mahkeme talebi reddetti. Bu haberleri yapan kişilerin haberi yapmadan önce sorma nezaketi gösterene kadar da cevap vermeyeceğim. Çünkü bu medeni bir ilişki olmalı aramızda. Çünkü ben artık bu camiada çok eskiyim, 20-25 senemi doldurdum ve bana sormadan yapılan haberlerle ilgili cevap vermeyi hiç doğru bulmuyorum ama açıp nacizane, bu kadar yıldır hatırımız var, açıp bir sorarlarsa hani böyle bir şey duyduk olabilir mi diye tüm şeyimle her zaman cevap vermeye hazırım ama yapılmış haberin üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum. Tolga'cığım sor istersen şimdi. Ben telliğinizi sormak istiyorum. Çok ilgimizi çekti telliğiniz. Ne insanlar, gerçekten mi? Evet. Aslında bu arada gerçekten değil mi? Ben bunu evde, dışarıda, her yerde giyiyorum. Şimdi Kuzey dedi ki anne,
bu terlikle mi dışarı çıkıyorsun dedi. Ya ayağım yaraydı, biraz ondan da bir kaynaklanıyor ama ben seviyorum yani böyle şeyler giymeyi. Gerçekten böyle saçma sapan özel hayatımla ilgili bir şey soracak derken leopar terliklerimi sormadan. İnanılmaz ya. Bir an terledim ama terliklerim soruldu gerçekten. Tamam mı iş? Hazır. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bebekteyiz. Bebekteyiz. Her hafta bebekteyiz. Cumartesileri bebeği yıkıp geçiyoruz ama bu sefer bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da beraber kutlayalım dedik. Sahnedeyim yine. Nasıl bir sahne bekliyor peki izleyici? Her zamanki gibi coşkulu, eğlenceli, kudurmalı, zıplamalı, hoplamalı. Zafer Bayramı'nı yaraşır bir şekilde kutlayacağız. 100 yıl oldu, kolay mı? Zafer Bayramımız da kutlu olsun diyelim. Evet, hepimizin Zafer Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Siz neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Ne yapayım, çalışıyorum. Her gün işim var, her gün sahnem var. İşte bir yandan da bir dijital platform için bir televizyon bir formatı çekiyorum, bir değişim programı. Bir yandan başka projelere dahil oluyorum, kendi öz mesleğimi yapıyorum. İmaj Maker'lı kardeşimin dizisini Neslihan'la beraber oynadıkları filan, Kadir'i. Böyle doluyum, geçiyor günler yani. Siz ne yapıyorsunuz? Biz aynı bildiğiniz gibi. Dizi başladı mı çekimleri? Başladı. Nasıl bir dizi geliyor? Sizden öğrenelim. Yani şimdi ben tüyo veremem. Ama sonuçta Kadir'le Neslihan, Fatih Harbiye'de başlayan evet. bir durum vardı. İlk defa uzun yıllar sonra karı koca bir dizide başrol oynuyorlar. Biz de heyecanlıyız, bakalım neler olacak. Güzel dizi. Çok güzel dizi geliyor. Yani böyle heyecandan tırnaklarınızı yiyeceksiniz, öyle söyleyeyim. Valla daha çok meraklandım. Merak iyidir. Son günlerde biliyorsunuz, son aylarda daha doğrusu, sürekli sahne kıyafetleri konuşuluyor. Sizin de alanınız olduğu için size sormak istiyorum. Benim alanım, siz nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Ama nasıl bir cümle kursam, Gülşen'in başına gelen benim başıma gelmez. Kadınların üstünden elinizi çekiniz efendim. Kim kadınlara müdahale ediyorsa, istediklerini giyebilirler, istedikleri gibi açıklamalarda bulunabilirler. Sonuçta son yıllarda Türkiye ifade özgürlüğünde çok özgür bir ülke olduğu için bence ifade özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla lütfen bu takım küçük şeylere takılmayıp önümüze bakalım. Bakın 100. yılımızı kutluyoruz, egemenliğimizi. Bu daha 100 yıllar, 1000 yıllar devam etsin. Bilmem anlaşıldı mı yeterince. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Gökhan Bey'le de ayrıldınız. Tekrardan barışma olur mu? Hayranınız da merak ediyor. Sen ayarlayıp bıraktın bana. Simsiyah çekiyor diyor. Allah'ını seviyorsan. Neyse Hanım, bir şey söyleyecek misiniz? Ya sen bak. Çektin mi? Ben aldım abi, bırak abi.
düştü ya. Ne oldu, düştü mü? Düştü. Sinema aşkı uğruna ara verdiği sahnelere 16 yıl sonra geri dönen Mahsun Kırmızıgül, Bodrum'daki bir mekanda konser verdi. Ünlü şarkıcı sahne sonrası soruları yanıtladı. Bu akşam çocuklar da vardı, anneler de vardı. Çok duygusal anlar yaşadım. Sahnede çok mutlu oldum. Hep birlikte eğlendik.
Hep birlikte ağladık. Gelen bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 16 yıl sonra çıktığım her yerde insanlar giriyorlar, sağ olsunlar. İyi ki varlar. İyi ki yanımdalar. İyi ki yeniden sahnelere döndüm. Kırmızı Gül, yeni nesil seyirci anlayışının kendisini şaşırttığını belirtti. Ve insanların sanatçıya saygısı inanılmazdı. Şarkı söylerken çok fazla insanlar yemek falan yemiyor, kaşıklar çatallar bırakılıyor. Ben inanılmaz mutluyum. 16 yıl ara verdim, döndüm, alışmaya çalışıyorum çünkü setlerden sahneye çıkmak benim için de inanılmaz zor oldu. Hala eksiklerim var, hala tamamlamaya çalışıyorum çünkü 16 yıl sonra çıkınca gerçekten bazen hem izleyiciyle karşı karşıya gelince herkes size bakıyor. Sinema öyle değil, sinemada film yapıyorsunuz, kolektif yani. Bir iş. Hepimizin emeği var, bütün oyuncuların, teknik ekibin ama burada öyle değil, herkesin sizde gözü. Önceki ay Bodrum'da sahne aldığı mekanda gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle ses sistemi kapatılınca ünlü sanatçı çıplak sesle şarkı söylemek zorunda kalmıştı. Bu durumu artık her sahnesinde tekrarlayan Mahsun Kırmızıgül, seyircisinin kendisini ağlattığını anlattı. İnsanlara çok teşekkür ediyorum. Bu akşam en son beni daha ağlattılar. Çok da duygusal anları yaşadım. Her çıktığım yerde saat 1'den sonra ses sistemini kapatarak şarkı söylüyoruz. Aslında bir anlamda da izleyici bizi mikrofonsuz çıplak sesimizle dinlediği için çok mutlu oluyorlar. İzleyiciler bir anda başladılar yıkılmadım ayaklarımı okumaya. Çok şaşırdım. Gözlerim doldu, kötü oldum. Koro halinde okumaya başladılar. Onları çok özlediğimi fark ettim. Onlar da beni çok özlemiş. Çok sağ ol. Ücretsiz halk konserlerine çıkmaya hazırlandığını belirten Kırmızıgül iddialı konuştu. Yakında çok büyük konserlere çıkacağız. Şimdi buralar çok elit bir yer aslında. Hani gazinolar çok zordur. Ama halk konserlerine çıkınca siz daha zor. 100 binleri göreceksiniz. Çünkü bazen eskiden en son 16 yıl önce çıktığımda gittiğim ilçelerin nüfusu 100 binse 200 bin kişi geliyordu. Şimdi Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'dan lütfen buraya da gelin, lütfen buraya da gelin davetleri alıyoruz. Tabii ki biz Türkiye'nin her yerine gidemeyiz. Bunu yerel yönetimler bizi çağıracaklar. Biz de halkın huzuruna çıkacağız, ücretsiz konser vereceğiz. O zaman görecekler. Aradaki farkı. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ünlü sanatçı kendisini oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün canlandıracağı yeni filmi Prestij meselesinin 18 Eylül'de sete çıkacağını açıkladı. Prestij meselesi aslında bir anlamda da bir müzikal film olacak. Çok farklı, senaryosu çok farklı, çok samimi bir hikaye. Çok iyi bir cast yaptık, çok iyi oyuncular var. Önümüzdeki hafta okuma provaları başlayacak. 18 Eylül'de çekimler başlayacak. Çekimler 6-7 hafta sürecek. Ama ben bu arada hem sahneye çıkacağım hafta sonları hem de film çekeceğim. Bakalım nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Sizi oğlunuz canlandıracak galiba. Sürpriz, şimdi konuşma. Mahsun Kırmızıgül 1991 ile 1993 yıllarını anlatan serinin ilk filminde Özcan Deniz ve Haluk Levent'in de gençlik dönemine yer verecek. Bizim Haluk'la, bizim Özcan'la olan dostluğumuzu insanlar bilmiyorlar. Ama çok eskilere dayanıyor. Biz en zor dönemimizde yan yana giderek Unkapanı'nda bir yolculuğa çıktık. Ve biz kendi başarımızı yazmaya başladık. Hepimizin azmi vardı, hepimiz mücadeleciydik. Hepimizin hayatla olan kavgaları vardı. Çok iyi sanatçılardı. İşte o günlerden bugünlere bizler hala varız. Bu kez insanlar o yıllardaki müziğin ne kadar görkemli olduğunu, müzik dünyasının bambaşka bir yüzünü görecekler. Birçok biyografi filmi var. Bu bir biyografi filmi değil. Ama bu çok farklı bir bakış açısıyla müzik yaşantısına, o dönemin
müzik ruhuna dokunacak. Cincik cincik cincik, yallah cinler yallah. Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Elindeki sarımsaklar dikkat çeken ünlü şovmen, Gürkan Şef'le soruları yanıtladı. Vay 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 vay! Sarımsaklar da gördük sizi. Evet! Gürkan Şef sarımsaksız hiçbir yemek yapmaz, yalan mı? Evet, doğru. Dünyanın, evet. Dünyanın en yararlı besini, sarımsak bize mahsus. Ve işte, Türkiye'de nerede en güzel çıkıyor bir yer vardı ya? Kastamonu'nun. Gerçekten pastırması sarımsağı çok meşhur. Ona göre yani. Evet. Biz de dedik piyasada vampirler vardı, onlardan korunmak için mi aldınız? Yok. Hangi vampirleri uzaklaştırmak istiyorsunuz? Yok, kimseden korkumuz yok. Gönlümüz rahat. 40 senedir ekranlarda bizi aile gibi sevmişler değil mi? Ailenin bir parçası gibi. Bu herkese nasip olmayan bir şey. Bunun değerini bilmek lazım. Ona göre. Mehmet Ali Erbil, eski baldızı Şeyda Coşkun'un yemek listesiyle 79 kiloya düştüğünü söyledi. Siz de çok kilo vermiş gördük. 79 kiloya kadar düşmüşsünüz. Evet, bugün koydum 79. Evet, çok iyi de çok fit gördük sizi. Eski baldız zayıflatıyor. Mehmet Ali Erbil'in geçen hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Erbil hakkında cinsel taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ecer Onay da bu fırsatı kaçırmamış ve zamanında bana TikTok'ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş, çok keyifliyim, yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye mesajını yayınlamıştı. Sosyal medyayla aranız nasıl? Bu aralar sosyal medyayla çok... Bu ara TikTok'a merak saldım. TikTok'tayım yani, ona göre. Ama pek açmıyorum ona göre. TikTok demişken de geçtiğimiz günlerde yine Ecel Onay'la karşı karşıya. Ay bulaştırmayın ya. Mehmet Ali Erbil varken Eceler mi vardı Allah aşkına? Biz 40 yıldır yani bu piyasadayız. 40 yıldır biz aileye konuk olmuşuz. Evlerine girmişiz. Onlar nereye girdiler? Bir baksınlar geçmişlerine de ondan sonra konuşsunlar. Bir açıklama da yaptı sizinle ilgili. Allah ama onları şeyde kamuoyunda paylaştı ama biz mahkemede paylaşacağız. Onlar biliyorsunuz suç tespit ediyor o laflar. Açık açık. Anayasada var. Kendilerini üstlerini açarak mı oluyorlar Mehmet Ali Bey? Birçoğu öyle. Gerçekten dekolteyle yani çıkıyorlar TikTok'a. Ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz. Yok. Gürkan Bey. Evet. Açmadan bu hale geldik. Daha bir haftada. Bir haftada muhteşem bir ilerleme kaydettik. Oh, Kastamonu. Kastamonu kokuyor var ya. Kastamonu toprağı kokuyor. Toprağım kokuyor. TikTok'ta çok yüksek izlenme rakamlarına ulaştığını belirten ünlü şovmen sahnelere yeniden döndüğünü açıkladı. Analizleriniz ne durumda peki yani, siz baktınız? Ya muhteşem bir ilerleme var. 450 bin tık yapmış. 450 milyon kişi. Düşünebiliyor musunuz? 450 milyon kişi. Bir hafta içinde bizi izlemişler. 450 milyona ulaşmışız. O hediye göndermeyi kim anlattı size? Kim söyledi? Ay var ya, Onur var orada. TikTok'ta Onur var. O öğretti bana. Devamlı böyle yapıyorsun. Bas diyorsun. TikTok'ta ödül yolluyorlar. O zaman birinciliğe bile çıkıyorsun. Birinci oldum ben. Daha girdiğim ilk gün ikinci oldum. Birinci oldum. Yani kafanızda başka projeler var mı peki? Var söylemem. Gazino sahnelerine dönüyorum. 3 Eylül'de İstanbul'da sahneye çıkıyorum, Florya'da. Ayrı bir şov olacak mı peki? 30 Ağustos'ta Bodrum'dayız. 30 Ağustos. Zafer Bayramı'nda özel programımız var. Sahnelere döndük, ayıptır söylemesi.